Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 Mayıs 2015 tarih ve 798 sayılı kararı uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçiminin radyo ve televizyon propaganda konuşmasını yayınlıyoruz. Konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selin Sayek Böke yapacak. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına yaklaşan büyük bir devlet. Genç ve üretken bir nüfus. Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'yu kucaklayan Afro-Avrasya'nın kalbi. Çevresinde 4,5 saatlik uçak yolculuğuyla erişilebilen 58 ülke. 1,5 milyarlık nüfus yoğunluğu. 21,6 trilyon dolarlık bir ekonomi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin hak ettiği, Türkiye'nin kaderini değiştirecek, dünyanın merkezini Türkiye'ye yapacak yüzyılın projesini sunuyor. Merkez Türkiye. Türkiye Ekonomik Yükseliş Projesi. Dünyada ticaret yollarını birbirine bağlamayı amaçlayan şu anda 3 küresel proje var. Merkez Türkiye 4.'sü olacak. Doğu ve Batı arasında tarihsel kavşak olan Anadolu'da yeni bir dünya merkezi kuracağız. Kendine özel yasası olacak. Bürokrasi sıfırlanacak. Yatırımcıya güven veren bir sistem kurulacak. Altyapısı tamamlanıp 2020'de faaliyete geçecek ve etap etap büyüyecek. Devlet ve özel sektörün birlikteliğinin başarılı bir örneği. Dünyanın lider lojistik, finans, hafif imalat, otomotiv markaları bu merkezde yer alacak. Türkiye, Dünya Bankası raporuyla da tespit edilmiş lojistik performans gücünü ortaya koyuyor. Eşsiz coğrafi gücünü halkının zenginleşmesi için kullanıyor. Ayrıca ambalajlama ve paketleme, paket tasarımı, yeniden işleme, ısı kontrollü depolama ve dağıtım, ürün montajı, etiketleme, yapı malzemeleri imalat ve dağıtımı, İlaç depolama ve dağıtımı, tarımsal gıda işleme, standartizasyon, gözetim ve sertifikasyon, fuarcılık, yedek parça dağıtımı, tahıl depolama siloları, ürün borsaları, lojistiği destekleyen yan sanayi, sigorta şirketleri, teknoloji şirketleri bu merkezde konuşlanacak. Nitelikli demiryolu, karayolu ve havayolu altyapılarıyla Akdeniz ve Karadeniz limanları üzerinden dünyaya bağlanan ve dünyayı bağlayan bir merkez. Bir konsolidasyon merkezi, yüklerin toplandığı ve dağıtıldığı bir şehir. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin batıya ulaşımında yeni bir koridor. Örneğin Şangay Limanı'ndan Bakü'ye gönderilen bir mal, daha önce 50-55 günde alıcısına ulaşırken, Merkez Türkiye'de depolanan mallar trenle 15 saatte Bakü'ye ulaşacak. Bakü'deki alıcı her mal siparişinde 50-55 gün beklemek yerine Merkez Türkiye'den 15 saatte istediği ürüne kavuşabilecek. Merkez Türkiye sadece lojistik merkez olarak kalmayacak. Büyüyecek, gelişecek, 3 milyon nüfuslu yaşanacak bir cazibe merkezi olacak. Kendi havaalanı olan bir şehir. Limanı olmayan bölgeleri limanlarımızla buluşturan bir şehir. Arge, Teknopark ve üniversite şehri. Ağırlıklı olarak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kullanılacak. Bölgenin en fazla yeşil alana sahip, ekolojik, geri dönüşümlü şehri olacak. Göç bitecek. Doğrudan 1 milyon 633 bin kişiye, çevresiyle 2 milyon 200 bin kişiye yeni istihdam yaratılacak. 20 senede 40 milyar dolar altyapı yatırımı devlet tarafından, üst yapılar için iç ve dış yatırımcılar tarafından 160 milyar dolar yatırım yapılacak. Merkez Türkiye 2035 yılına gelindiğinde yılda 100 milyar dolar, tüm çevresinde tetikleyici üretimle beraber toplam 147 milyar dolar katma değer yaratacak. 2035 yılına gelindiğinde Türkiye'de kişi başına gelir 30.294 dolar, bu şehirde kişi başına gelir 33.323 dolar olacak. Heyecanlıyız, coşkuluyuz, hazırız.
Merkez Türkiye projesiyle bu güzel ülke ticarette, bilim ve teknolojide, sanatta, sosyal hayatta, insani gelişmişlikte hak ettiği değeri tekrar bulacak. Tüm yakın coğrafyaya barış, mutluluk ve refah gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçen hafta Genel Başkanımızın açıkladığı, biraz önce tanıtım filmini de izlediğiniz Merkez Türkiye projesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önem veriyoruz. Bu ülkeyi Merkez Türkiye gibi büyük, iyi planlanmış, akılla yoğrulmuş projelerle ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Merkez Türkiye bir bütünün parçası. Daha önce açıkladığımız dört ayaklı büyüme ve gelişme stratejimizin bileşenlerinden bir tanesi olan rekabetçi ekonominin en önemli projesi. Bu proje Türkiye'yi dünyanın merkezi yapacak. Adeta Türkiye'nin kalbi olacak. Ve bu mega kentten pompalanan kan Türkiye'nin her yerine dağılacak ve Türkiye'nin her yerini kalkındıracak. Bu projeye yüzyılın projesi dememizin nedeni bu. Tanıtım filminde de gördüğünüz gibi 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyarlık nüfusa ve 21,6 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşıyoruz. Bu hiçbir ülkeye nasip olmayan önemli bir ayrıcalık. Ama biz bugüne kadar hep göz ardı edilen bu ayrıcalığımızı küresel ekonominin güçlü bir üyesi olmak için kullanmak istiyoruz. Eğer biz gücümüzü doğru yorumlarsak, coğrafyanın bize verdiği avantajları ve de genç nüfusumuzun hakikaten yaratıcı değerlerini, emeğini kullanabilirsek, Orta Doğu'nun, Afrika'nın, Kafkasların, Asya'nın, Avrupa'nın gözbebeği oluruz. Ayrıca sadece ülkemize değil, tüm bölgeye kalıcı refahı ve barışı da getiririz. Sadece bir lojistik merkezi kurgulamıyoruz. Mükemmel altyapısıyla Anadolu'da bir mega kent oluşturuyoruz. Çağın gerektirdiği çağdaş bir kent kuruyoruz. Lojistik, tedarik zincirinin çok önemli bir bileşeni ve yüksek teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektör. Bu nedenle Merkez Türkiye projesi aynı zamanda ülkemizde bilgi ekonomisinin, katma değerli sanayinin temellerini de atacak bir proje. Peki Anadolu'da kurulacak olan mega kent sadece bir ticaret ve teknoloji üretim merkezi mi olacak? Hayır. Eğer uygar dünyanın bir parçası olacaksak, eğer dünya bizi konuşacaksa bu mega kent aynı zamanda bir kültür, bir sanat, bir fuarlar merkezi de olacak ve buradan çıkacak her şey, üretim olsun, ticaret olsun, sanat olsun, kültür olsun, bütün dünya tarafından konuşulacak. Bütün dünyanın imrendiği, görkemli, akıllı bir kent yapacağız. Nedir akıllı kent? Kendi kaynaklarından beslenen bir şehir. Güneş enerjisini, rüzgar enerjisini, temiz enerjiyi kullanan bir şehir. Tüm bölgenin en yeşil, en planlı şehri. Yönetimi özel, bürokrasisi olmayan bir şehir. Sevgili vatandaşlarımız, bu projeyi küçümseyip değersiz kılmaya çalışanlar 2035 yılını çok uzak bir hedef gibi göstermeye çalışıyorlar. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu kurulacak merkezin altyapısının inşasına hemen 2017'de başlayacağız. Proje 2017 yılında istihdam ve gelir yaratmaya başlayacak. Mega kent 2020 yılında faaliyete geçecek. 2035 yılına kadar büyümesine, gelişmesine devam edecek. Etap etap büyüyecek. 2023 yılında tüm yatırımı amorti etmiş olacak. 2035 yılına gelindiğinde ise hedeflediğimiz kapasiteye ulaşmış, 1 dolarlık yatırıma 5 dolarlık geri dönüşüm sağlamış, Türkiye milli gelirinin %5,5'unu karşılayan devasa bir proje olacak. Ülkemize doğrudan her yıl 100 milyar dolarlık katma değer yaratacak. Bu projenin kendisi mega kentte her yıl doğrudan 1,5 milyon kişiye, çevresiyle birlikte 2 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayacak. Üstelik bu sadece istihdam değil, kaliteli ve nitelikli istihdam olacak. Yani bütün çalışanların iyi eğitimli, yüksek gelirli, iş sağlığı ve güvenliğinin uluslararası standartlarda olduğu bir istihdam. Değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye'nin gerçeklerini okuyan, dünyanın gittiği yönü iyi gören bir partiyiz. Bu proje Türkiye'yi bölgesel güç ve aktör yapma projesidir. Bu proje sağlıklı yaşayan, yarına yatırım yapan, gencini çocuğunu düşünen, üretirken yaşamı yok etmeyen bir Türkiye projesidir. Yaşanacak bir Türkiye'yi bir an önce hayata geçirecek bir projedir. Sosyal devletin özgürlüğünden, bu ülkenin zenginliğinden her vatandaşımız hak ettiği payı almalı.
İşçisinden öğrencisine, emeklisinden çiftçisine kadar bu toprakların zenginliğinden herkes yararlanmalı. Şunu unutmayın, genç, dinamik, geleceğe umutla bakan, halkına güvenen, halka güven veren, halkın iradesine saygı duyan Cumhuriyet Halk Partisi yaşanacak bir Türkiye'yi hayata geçirmek için heyecanlanıyor, sabırsızlanıyor. Tüm halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 52. maddesi uyarınca seçime katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda konuşmasını yayınladık. Hoşça kalın.